AK Parti Hatay İl Başkanlığı 21 Mayıs tarihi saat 17 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilerek kesinleşen 11 Hatay Milletvekili adayı için ilçe teşkilatlarında tören düzenledi. Hatay Milletvekili adaylarının teşekkür ziyareti ve tanıtım toplantısı şeklinde gerçekleşen tüm ilçelerde adaylar Teşkilat Yönetim Kurulu tarafından karşılandı ve partililere hitap ettiler. Erzin otoban turnikelerinde başlayan ve ilçe teşkilatlarının gezildiği tüm ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler'in oldukça kendinden emin ve seçimden hedeflenen sayının üstünde bir sonuçla çıkılacağı umudunu yaşatan yüz ifadesi ve kendinden emin duruşu dikkat çekti. İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili ev sahipliğinde partililerle buluşan milletvekili adayları ilk kez bir arada görüntülendi. İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili seçimlerden hedeflenenin üstünde bir oy oranıyla çıkacaklarını belirterek adaylara başarılar diledi. Merkezimizin belirlemiş olduğu milletvekili adaylarımız sizlerin karşınızda. Bizler bu yolda, bu kutlu yürüyüşte teşkilatlarımızla, belediyemizle, reisimizle beraber inşallah bu yolun sonunda başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, genel merkez tarafından 132 aday adayı arasından belirlenen pırıl pırıl adayların Hatay'a geldiklerini belirterek, 6. sıradaki avukat Abdülkerim Güven'e atıfta bulunarak rekor milletvekili beklentisini dile getirdi. 24 Haziran çok önemli. 130 tane pırıl pırıl adayımız vardı. İçinden 11 tanesini Allah nasip etti. Genel merkezimiz, teşkilatımız, reisimiz bunu onayladı ve Hatay'a yolladı. Erzincan'dan başladık, bütün ilçeleri geziyoruz. 11 tane pırıl pırıl arkadaşımız. Her yerde de Abdülkerim'in güvendiği gibi klasik olan beşi değiştirelim diyor. Değiştirmeye var mıyız? Var. AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ise kendinden emin duruşu ile partililere güven verirken 24 Haziran gecesi için rekor milletvekili temennisinde bulundu. Bu sıcak havada İşinizi gücünüzü bıraktınız, evinizi bıraktınız. Cumhurbaşkanımızın sizlere emanet gönderdiği 11 yiğidi karşılamaya geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Değerli arkadaşlar, demokrasiyi bilenler için seçim er meydanıdır. Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan 11 yiğidi Hatay'a gönderdi, İskenderun'a gönderdi ve size emanet etti. İskenderun, Hatay için her zaman kader viracı olmuştur. Ve her zaman bizlerin yanında durmuştur. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da biz Hatay'da bugüne kadar kırılmamış rekoru kıracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Burada bakıyorum. Bir de dün listeler açıklandıktan sonra CHP Belediye Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yaşananlara bakıyorum. AK Parti bu arkadaşlar. Herkes mutlu başkanım. AK Parti'de adaylarımız da burada. Bu yola çıkmış dava adamı olan değerli adaylarımız da burada. Hepsi Recep Tayyip Erdoğan yolunda tek yumruk. Biz yapan işte bu ruh. Bakın burada ilçe yönetimdeki arkadaşlarımı görüyorum. Diğer ilçelerden il yönetimdeki arkadaşlarımı görüyorum. Sanki kendisi milletvekili olacakmış gibi. Belediye meclis üyesi arkadaşları görüyorum. Biz arkadaşlar böyle durdukça, böyle devam ettikçe Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan yüzünü güldüreceğiz. Hepinize saygıyla hürmetle selamlıyorum. Adaylarının tek tek çıkarak yaptığı konuşmalarda ise heyecan doruktaydı. Şerifiniz mübarek olsun. Birlik beraberliğimiz her dem daim olsun. İnşallah bu birlik beraberliğimizi muhafaza ile 24 Haziran seçimlerimiz öncelikle hayırlı olsun ve 24 Haziran seçimleri sonrasında sandıktan bu birlik beraberlik ruhu yansısın inşallah. Değerli dostlar, 24 Haziran seçimlerini çok önemsiyoruz. Türk siyasi tarihinde
24 Haziran çok önemli bir takvim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hükümet modeli halkın oylarına sunuldu. Referandumla bu güzide insanlarımız Türk milleti olarak bir karar verdiler. Biz bundan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, hükümet modeliyle yönetilmek istiyoruz dediler. AK Parti demek birlik, beraberlik siyaseti demektir. Mehmet Akif'in dediği gibi tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu attıkça yürekler onu top sindiremez. Biz inanıyoruz. AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerindeki en büyük vaadi, Hatay'daki en büyük projesi, en büyük atılımı inşallah teşkilatımızla, il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadın kollarımızla, mahalle başkanlarımızla, köy başkanlarımızla bir olmamız, beraber olmamız arkadaşlar. Bu durumumuzda hakikaten heyecanlandık. Bunu mazur görün. Değerli il başkanım, kıymetli milletvekili adaylarımız, çok kıymetli milletvekili aday adaylarımız, gerçekten aday adayı tanıtım toplantısına tanımaktan büyük keyif aldım. Dinlemekten, birikiminden istifade etmekten büyük keyif aldım. Abilerimiz aramızdalar. Kadın kollarımızın kıymetli mensupları, gençlik kollarımızın kıymetli mensupları, genç kardeşlerim, mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımız, hepimiz buradayız. Allah'a hamdolsun, AK kadronun, AK teşkilatın, AK sevdalı neferli olarak buradayız. 24 Haziran'da da sandıkları patlatarak iktidara geleceğiz. Ben 3 dönem Reyhanlı Belediye Başkanlığı yaptım ve Rabbim nasip etti. Huzurunuzdayım. İnşallah bundan sonra milletvekili olarak Hatay'dan Hatay'a sizlere hizmet etmek için inşallah karşınıza çıktım. Destek bekliyoruz sizlerden. Cumhurbaşkanımızı inşallah yalnız bırakmıyoruz. Çünkü zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Güçlü lidere ihtiyacımız var. Güçlü başkana ihtiyacımız var. Bu güçlü başkan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Onun için hep beraber Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Yanında olacağız. Çünkü Hatay halkı, ben buna mecbur diyorum. Geçen gün biliyorsunuz Fırat Kalkanı'ndan sonra Zeytin Dalı Harekatı niçin yapıldı? Hatay'ı huzura kavuşturmak için yapıldı. Eğer Zeytin Dalı Harekatı yapılmasaydı Hatay şu anda belki yine aynı Suriye gibi kaosa gidecekti, savaş olacaktı, savaş içinde olacaktı. Ama Cumhurbaşkanımız bunu gördü, süper güçlerin hesaplarını alt üst etti ve şu anda terör devleti yerle bir oldu. İnşallah bundan sonra da terör devleti bu bölgede kurulabilecek. Kalibre dönemini şöyle bir baştan baktığımız zaman kalibreli olan tüm yöneticiler bir hayalin peşinde koştular. Bir hayali tasavvur ettiler. O da başkanlık sistemiydi. Hemen aynısı olmasa da kısmen çoğunun hayali bu sistemdi. Sayın dava arkadaşlarım, öncelikle Rabbimin izniyle, daha sonra sizlerin duası ve kucak dolusu oylarıyla hep beraber tarih yazacağımıza ben inanıyorum. 24 Haziran'da bu kadar Cumhuriyet dönemimizde yöneticilik yapmış olan başkanlarımızın, cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın yapamadığını, gerçekleştiremediğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık görüyorsam bunu 24 Haziran'da hep birlikte inşallah beraberce gerçekleştireceğiz ve tarihe bir not yazacağız. İnşallah hepinizden bu noktada destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız bunu hak etmektedir ve inşallah başkan olarak 24 Haziran'da kendisini yerleştireceğiz. Hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Huzur çekilir ama şu anda ben bu salonda bir bayram havası seziyorum. Şu mükemmel elektrikte bizleri toplayan Allah'a hamd ediyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli il başkanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, adaylarımız demiyorum. Çünkü biliyorsunuz hepimiz vekil olacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. AK Parti'nin diğer bir farkı da şudur. Çok kıymetli milletvekili aday arkadaşlarımız da var.
Onlar da hoş geldiler. İşte birlik, beraberlik ruhu budur. Bizi ayakta tutan budur. Bu kadar güzellik var. Şeker var, un var, yağ var. Helvayı da inşallah sizler yapacaksınız. 24 Haziran'da bir bayramdan sonra bir bayram daha yaşatacaksınız bizlere. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde bu kadrolarla çok büyük bir başarı ilan edeceğimizi düşünüyoruz. Bu önemli seçimde aday olmakta sırasını dönemiyor. Gururluyuz, şerefliyiz, mutluyuz. Allah'ın izniyle çok güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.